Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kırık Barajı varyant yolu şantiye ziyaretinde bulundu. Ulaşım ve haberleşme yatırımlarını incelemek için Kastamonu'ya giden Kara İsmailoğlu, burada yaptığı açıklamada AK Parti iktidarı döneminde önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Bugüne kadar Kastamonu'da 138 kilometrelik karayolu, 11 kilometrelik çift tüp tünel, 91 adet köprü yaparak halkımızın hizmetine sunduk. 1993-2002 yılları arasında yapılan karayolu yatırımlarının miktarını 23 kat artırarak 5 milyar 625 milyon liraya çıkardık. Kastamonu'da halen devam eden 8 adet karayolu yatırımının toplam maliyetinin 7 milyar liraya yaklaştığını sizlerin aracılığıyla gururla ifade etmek istiyorum. Geleceğin teknolojisine hazırlandıklarının altına çizen Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin küresel bir lojistik güç olması yolunda projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz dedi. Hedefimiz verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağını ülkemizdeki tüm yollarımızda hayata geçirmek. Güçlü altyapı, güçlü Türkiye yaklaşımıyla hazırladığımız Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. İntermodal yani çoklu taşımacılık yöntemleriyle Türkiye'nin küresel bir lojistik güç olması yolunda projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kara İsmailoğlu, Türkiye'ye değer katacak Kastamonu-Çankırı yolu projesi ile ilgili bilgi verdi. 2021 yılı içinde tamamlayacağımız projemizin toplam bedeli 1 milyar 876 milyon lirayı aşmaktadır. Proje kapsamında 10.811 metrelik 2 adet çift tüp tünel bulunmaktadır. 288 metrelik 2 adet aç kapa tek tüp tünel bulunmaktadır. 364 metrelik 3 adet çift tüp köprü bulunmaktadır. 149 metrelik 3 adet köprülü kavşak bulunmaktadır. Projemizde yer alan 1339 metrelik Kırık tünelinde kazı destekleme çalışmaları ve 101 metrelik nihai beton çalışmaları ile birlikte 36.4 kilometrelik bölünmüş yolun, 2 adet çift köprünün, 1 adet köprülü kavşağın ve 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin yapımını tamamladık.